53 numarayı da verirsek arkasından. 53 numarayı verelim isterseniz arkadaşlar. Evet, bu burada çok, Kasım 2022 evet, e, iki ay, Time kapağı. Evet, evet. Yani bir buçuk ay önce yayınlanan time'ın kapağı The Planet We Made. Ya yani dünyayı biz bu hale getirdik. Yani yaşanamaz bir hale getirdik diyor. Kıp kırmızı olması, işte denizlerin kirlenmiş olması. Bunu temsilen biz dünyayı bu hale getirdik. Zaten e, biliyorsunuz e, hayatı biz yaparız diye e, bir kitap da vardır. Belki birazdan biz kurgularız. Onu, evet diyor. biz evet. kurgularız. Onun üzerine de konuşuruz belki. Ama e, the planet we need derken gerçekten yeni bir gezegene ihtiyacımız var. Var mı? Abi Ama e, böyle şimdi şey? aslında e, bunu iki yönden incelemek lazım. E, var mı? Yok mu? E, birinci planda dini açıdan bakarsak veyahut da ahlaki açıdan bakarsak ben olduğuna inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü şu anda dünyada gelirin ekonomik gelirlerin yüzde 95'ini üretenler maalesef yüzde üçünü harcayabiliyor. Gelir dağılımında adalet yok. Maalesef yüzde 95 96'sını üretenler açlık sınırında duruyor ama yüzde 3 5 katkısında olanlar ise aşırı beslenme ile beraber mücadele et, mücadele etmek durumunda. Ben dünyadaki şu andaki dünya kaynaklarının doğal kaynaklarının adaletli dağıtıldığı takdirde eşit dağıtıldığı takdirde bu dünyanın 20 20 milyardan fazla insanı rahatlıkla besleyebileceği inancındayım. Gerek yer altı, gerek yer üstü kaynakları itibariyle. Yalnız ile. Afrika, ama, evet kıtası ama, dünyanın şu anki nüfusunun beş katına yetecek kadar e, hani verimli toprakları evet, var. Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama maalesef bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Ha Bunun bir de bilimsel açıdan, bu ahlaki açıdan buna ihtiyaç yok. Ama bilimsel olarak e, bu insanlar adaletsiz davranmadığı müddetçe, adaletsiz davrandığı müddetçe, bu insanlar e, e, homo economicus, bunu belki bu akşam ilk defa kullanıyorum sizin evet. programınızda, homo economicus felsefesini sürdürdüğü müddetçe, doymadığı müddetçe, çünkü e, e, ihtiraslı insanların doyduğu görülmemiştir. Ee, ama mütevekkil insanların da acıktığı gözükmemiştir. Bu ihtiraslı insanların homo ekonomus, ekonomikusun bir salgın halinde biz işte virüs salgınlarından hastalık salgınlarından bahsediyoruz ama esas salgın he, homo ekonomikus salgınıdır. İnsanların şuur altlarında beyinlerinde ego, nefis, ben, benim, benim malım, benim karım, benim evim, benim arabam şu, şu olsun bu olsun kavramının salgın halinde olmuş olması dünyanın time'ın da bu bir buçuk ay önce yayınlanan bu kapağında da the planet we need dediği gibi yani bizim yeni bir gezegene gezegeni. ihtiyacımız var. Yani Dinsel acaba olarak... bunda bir ironi var mı? Hayır. Bu, yani Hayır. yeni bir gezegen arayışı mı yoksa var olan gezegeni tekrar insandan yani onlara göre kalabalıktan arındırarak e, hani tekrar dönüştürmekten ne bahsediyorlar? Şimdi, bu da söz konusu. Niye? Birleşmiş Milletler'in ajandasında zaten dünya nüfusunun azaltılması, mülkiyetin ortadan kaldırılması, tek dilli, tek dilli zaten biraz bir önceki slaytta da ifade ettiğiniz gibi tek dilli, tek dilli, tek yönetimli bir dünya devleti planlanmakta. Hatta biliyorsunuz geçirmiş olduğumuz Covid e pandemisi esnasında e zamanın İngiltere başbakanı işte bir koordinatör Devlet başkanı atayalım ve e, tüm dünya ülkeleri ona tabi olsun diye bir Boris Jans'ından evet, e, evet, önerisi vardı. E, bu zahala hala geçerli. Yani Birleşmiş Milletler'in ajandasında var, yayınında var zaten onlar. Ee, i̇şte mülkiyetin ortadan kaldırılması, tarımın kısıtlandırılması, işte suyu, su kullanmasının azaltılması. Çünkü su kaynakları da haliyle kısıtlı. Ee, bir takım şeylerin... Bunlara inanıyor musunuz abi? Gerçekten dünyada böyle bir hani suların azalması Ama iklim değişikliği gibi kavramların iklim değişikliği evet. söz konusu. Bakın bunları yine bir, bir programda zannediyorum konuşmuştuk. Hatta e, Beyinsizsiniz 3.0 insanlığın geleceğinde de bunu detaylı olarak yazdım. Çünkü e, biz e, havayı da kirletiyoruz ve i̇şte kemtri yıllardan bahsetmiş hatırlarsanız. yıllar önemli bir faktör. Ee, yani bu kirlenme devam ediyor. Ee, eğer biz bu e, bilimsel olarak e, ileriyi görmek istediğimizde, çünkü eğer siz ileriyi görüp de tedbir almıyorsanız, o zaman ya ahmaksınız ya hainsiniz. Çünkü şu, bu gidişat iyi gidişat değil. Yani şimdi yani bunun, suların ee, kirlenmesi, suları kirletmesi. numarayı bir daha alalım arkadaşlar. Yani buradaki insanlar aslında söylemek istedikleri. Yani o, ben yeni bir bu arayışın... Bu çok doğru. Evet. Hayır, bu çok yani doğru. Yani burada bir aşırı nüfus engellenmelidir Efendim. kavramı. Efendim. Yani aslında bu aynı zamanda bir şekilde... Yani sizin triyaj dediğiniz konu... Dünyanın nüfusunu azaltma projesi var. Yani birisinin var. insanlık için karar verme konusunu... Doğru. Yani biraz da daha çok hani... Doğru. E, haşa, tanrılık görevi yapmak istiyorlar e mı? Zaten dijitalizm, dijitalizm bir anlamda deccalizmdir de dijitalizm bir anlamda deccalizmdir de. Şeytani bir düşüncenin e, geçerliliğini ortaya koyması veyahut da e, hakimiyetini sağlamasıdır. Bunun Bu, için e, daha çok e, pompalanıyor diyorsunuz. E, e, tabii ki. Yani Şimdi nüfus, biraz önce bir şey bir dakika, söylediniz. Şunu bir evet. müsaade ederseniz. Nüfus azaltılma projesi zaten var. Ama ben bilimsel olarak bunun gereksiz olduğunu söylüyorum. Ama böyle bir proje var. Buna doğru da orada gidiyoruz. Ama diğer taraftan Dünyada eğer, dedik ya, eğer siz tehlikeyi görüyorsanız ve tedbir almıyorsanız o zaman ya hainsiniz ya ahmaksınız. Şimdi önümüzü görüyoruz. Yani hayatta sadece insan ölümlü olduğunu bilir. Öleceğini bilir. Öleceğini evet. bilir. Sadece insan bilir. Şimdi siz programın girişinde canlı nedir diye konuşacağız ama oraya gelmeden bir şey söyleyeyim. Tabiatta canlı olmayan hiçbir şey yok. Her şey canlı. Her şey, kalemin de canı vardır. Fincanın da, bardağın da canı vardır. Ama o canı kullanmak çok ehemmiyetti. Tabii şimdi, can dediğimiz şey, nedir? aslında bunu geleceğe bir sonra, açmamız lazım. Geleceğe belki, sonra. Biraz Ama, sonra, biraz sonra. Ama şimdi, e, bir dünyanın ilk Bing Bank'ten sonra, işte 14 milyar yıllık bir geçmişimiz, 14,5 milyar yıllık bir geçişimizden sonra, mesela belli dönemlerde şurada bir Bakayım bulabilir. Evet, 32 verebilir misiniz? 32 numarayı alalım. Bakın arkadaşlar. çok enteresandır. Şimdi müsaade kalkabilir miyim müsaade? Lütfen lütfen. Şimdi bakın burada tarih boyunca güneşin ne kadar ısının arttığını görüyoruz burada. Ve bugün şuralardayız. Ama bu eğriye dikkat ettiğimiz zamanda da önümüzde şuna benzer bir tehlike var. Yani bilimsel olarak